أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصلنا في رمضان. Ali küçük. Soyadına bakmayın küçüklüğüne. Kendisi büyük hocadır. Allah sıhhat, afiyette ve hizmette de devam etsin, ettirsin onu. Dört yıl aynı sınıfta Konya eski adıyla İslam Enstitüsü, yeni adıyla İlahiyat Fakültesi'nde aynı bölümde, aynı sınıfta dört yıl beraber arkadaşlığımız vardır. Gayretli, çalışkan, değerli bir arkadaşımızdır. Bir mazeret nedeniyle gelemediği için benim yerimi ona, onun yerini bana değiştirmişler. Böyle oldu. Kur'an-ı Kerim'de istikamet başlığı altında bir konuşma yapmam istendi. Ben de size birçok yerde ezberlettiğim bir ayet-i kerimeyi ezberleterek başlayacağım. Evvela ayeti ezberleyeceğiz. Dikkat edin birinci okuyuşta ezberleyenler diyeceğim, parmak kaldırın diyeceğim ona göre. Ona göre dikkat edin, okuyorum. Festeqim <fessizlik> kema ümirte. Ezberleyenler parmak kaldırsın. Şimdi mi ezberlediniz yoksa daha önceden mi Abi bunlarla var ya dünya fethedilir. Emin ol yani. Fes tekim kema ümirte. ...iki yerde geçer. Birinde ves tekim vavla. Birinde de fes tekim fa harfiyle <inherently> başlar. Fa ile vavın kendinden önceki cümleyle alakasından dolayı değişir. Mana yine değişmez. Fes tekim kema ümirte. Ezberleyemeyenler parmak kaldırsın. Olmadığına göre ezberlenmiş demektir. Manası. Rabbim sevgili peygamberimize ve onun şahsında şu anda 7 milyar insana doğru olun demiyor. Neden? Çünkü Doğruluk herkesin kendi kültürüne, bölgesine, ırkına göre değişebilir. Doğruluk. Bunun günümüzden şahidi var mı? Var. Aynı suçu işleyen bir insan, Türkiye'de bu layık kanunlara göre cezası başkadır. Almanya'da başkadır. Hollanda'da başkadır. Amerika'da başkadır. Rusya'da başkadır. Çin'de bir başkadır cezalar. Mükafatlar da öyledir. Niye göre? Herkes kendi yöresinin durumunu göz önüne alır. Aklının, kültürünün, geleneğinin etkisi altında kalır. Ve doğruluğu ona göre belirler. Onun için hakim suçüstü yakalanan hırsıza sormuş. Ortağın kim demiş. Yalnız çalışırım efendim demiş. Niye demiş? Efendim bir Mercedes çalmıştık. Ortağa git bunu sat. Dedim sattı ama yarısını bana getirmedi. Hakim Bey dürüstlük denen şey kalkmış ortadan. Demiş. Buyurun. Onun dürüstlük anlayışı da bu. Başka örnekler de verebilirim. Biraz müstehcen olduğu için söylemeyeceğim. Ama her konuda her konuda kendi aranızda bile doğruluk anlayışında farklılık çıkar. Gelini dinlerseniz aman ya Rabbi. Böyle kaynana düşman başına. Böylesine insan denmez ki. Kaynanayı dinlersiniz olmaz canım. Bu kadar da canavar gelin olmaz. Dersiniz. Neden? Ölçümüz olmadığından dolayı bunu yaparız. Mesela oturmakta olduğunuz sandalyeyi sorsam ben size bu kaç kilo gelir desem ne gelebilir oturduğunuz sandalyeler? 25, 25 diyor. 15, 30. 30 diyen kork diyenler atıyor canım. <laughs> İyiden atıyor yani. 10 kilo böyle olabilir. Ama ben de söylesem atacağım yalınız ona tamam mı? Hepimiz atıyoruz. Dünya atıyor şu anda. Birleşmiş Milletler'de 194 tane devlet atıyorlar. Yalınız adamın biri çıkıyor, bileğini şöyle koyuyor, atmayın. Benim dediğim dediktir. Diyor. Hani e, Hazreti Muaviye'ye elçi gelmiş. Şam-ı Şerif'e elçi görüşmüş geriye gidecek Kufe'ye gidecek devesini hazırlamışlar hediyelerini de hazırlamışlar elçi demiş ki benim devem erkekti bu deve dişi benim devem değil bu demiş yanındakine sormuş Hazreti Muaviye bu demiş deve dişi mi erkek mi erkek efendim demiş oradaki bekçilere sormuş korumacılara onlar da erkek demiş. Şam'ın caddesinden geçenlere sormuşlar. Hepsi erkek efendim bu deve demişler. Elçiye demiş ki git Ali'ye söyle. Dişi deveye erkek diyecek 20 bin tane silah var. Demiş. Bu nedir? Bileğin güçlü benim dediğim doğrudur. Ne zaman olur bu? Ölçüyü olmazsa, teraziniz olmazsa. Ben de olsam yani ben hocayım diye getirdiniz buraya ya ben de söylesem aynı şekilde atacağım onda. Ya burada bile biz hem yanlış olduğumuzu herkes bilir ve bu salondakilerin hepsi kendisinin dediğini biraz daha savunma tarafına girer. Nereden gelir o bilgileri? Eh yük kaldırmıştır şundan bundan. Bir tane o işi yapanlardan biri olsa en yakın bir rakamı söyler. O da gramını söyleyemez. Halbuki insan hayatı koltuğun hayatı gibi değildir. Hani antikacılar antika buldukları antika bir e, heykel vardır. El kadar büyüklüktedir. Onun çizgilerine dahi zarar gelmesin diye adamların çok yumuşak şeyleri vardır, fırçaları vardır. Çamurlarını temizlemek için telden fırçalarla temizlemezler, e, yumuşak fırçalarla. Çizgisinin biri bozulursa bir milyon kaybedeceğini bilir. Frikyalara ait bir heykel, şu kadar milyona satacak adam. Madde olarak o alçıdır veya şeydir, mermerdir. Yani beş lira etmez. Ama Frigyalılardan, Sümerlerden bilmem nelerden kalmışsa 10 milyona satacağını bilir. Ama bir çiziyi bozulacak olursa, yüzünden bir çizgi katılacak olursa o 1 milyon 500 bin veya zarar edebilir orada. Arızalı yani e, zarar görmüş derler. İnsanın da yüzüne, eline, tenine, canına daha ziyade ruhundaki temizliğine şirkten bir çizik, şirkten bir gölge, Allah'a ortak koşmaktan bir düşünce dahinin girmemesi için bu yeryüzünün en değerli varlığının cennete gidebilmesi, cehennemde de yanmaması için Allah Celle Celaluhu doğruluğun kurallarını belirlemiş. Kur'an-ı Kerim bize doğru olmanın yollarını öğretiyor. Hayırla şerri, hak ile batılı ayırt edecek Furkanı indirmiş değil mi? Ve nünezzil e, şehr Ramazan unzile fîhil Kur'an huden lin ve ve beyyinâtin minel huda vel Furkan. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden bir tanesi de Furkan. Hak ile batılı ayır dedi veriyor. İyi ile kötüyü ayır dedi veriyor. Hak e, hayırla şerri bize öğreti veriyor. Onun için sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a Rabbimiz festekim kema em Emrolunduğun gibi doğru ol diyor.